Görünmez hazine. Bunca bulaşığı yıkamak beni deli ediyor. Ben sefere çıkmak istiyorum. Aha, ama şimdi sefere çıkarsan sana bu nefis turtadan bir dilim bile vermem. Vikinglerin büyük savaşçısı seni. Tamam tamam hayatım. Kalkın yanına. Bugün hava çok güzel. Tamam aldım. Ben aldım. Yakaladım. Buraya atın. Geri verin onu dedim. Hazinemi bana. Hazine bende. Kalkın üzerimden. Şu hazineye bakar mısın? Altınlar ve mücevherler. Sonsuza dek krallar gibi yaşayacağız. Bu oyun sıkmaya başladı artık. Boş bir hazine sandığı için savaşıyoruz. Mızıkçılar. Bu da ne? Bilmiyorum ki. Gel hadi. Evet. Kral kimmiş? Kral benim. Ne diyorsunuz buna? Ah ne atıştı. Kral kimmiş? Bana bakın. Şimdi dikkat. Çok iyiydim. Bu ne nişancılık böyle? Majesteleri açık ara tüm zamanların en büyük Viking savaşçısı bence. Bu koku nedir böyle? Hayatımda hiç böyle güzel bir koku duymadım. Bu annemin turtası Ilvi. Şu kokuyu takip edin. Sen git ve o yiyeceği alıp bana getir. Ve sakın aşçısını almadan geleyim demeye de kalkma. O aşçıyı sarayımda istiyorum. Hayır anne. Kral o çok yakınlarda. Bu büyük bir ordusu var ve adamlarını gönderiyor çünkü. Kral mı? Çünkü... Adamlarını bana mı gönderiyor? Bütün zamanların en iyi Viking savaşçısı olduğumu duymuşsun herhalde. Bu yüzden geliyorlar. Hayır hayır baba bekle. Beni istiyor onlar. Belki de bir başkumandan lazımdır. Elbette hemen hazırlanmalıyım. Anne öyle bir şey yok. Kral seni almak istiyor aşçısı olarak. Lütfen saçmalama Vicky. Kral için yemek yapamam ben. Hadi gidip babanın kralı karşılamasına yardım edelim. Vikinglerim, kralın adamları yola çıkmış. Onlara cesur Viking savaşçıları olduğumuzu gösterelim. Herkes görev başına. İyice parlatın şu silahlarınızı. Bu olur. Hayır, hiç olmadı. Hayır. İmkansız. Hayır, hala hayır. Evet. Evet, bu mükemmel işte. Peki, hoş geldiniz. Evet. Ben buradayım. Nesi var bunun? Krala yeni başkomutan aradığınızı haber almış bulunmaktayım. Ne dedin sen? Lütfen kralınıza söyleyin. Vikinglerin en büyük savaşçısı olarak teklifini hemen kabul ediyorum. Bu ne saçmalık böyle? Vikinglerin en büyük savaşçısı kralın ta kendisidir bir kere.
Yavaş. Burası benim evim. Kimse benden izin almadan içeri giremez. Kimin evi olduğu umurumda değil. Bana aşçısını alıp majestelerine götürmem emredildi. Ama burada benim karımdan söz ediyoruz. O zaman kralın aşçısı olma şerefine erişen o olacak. Bütün ömrümü hapiste geçirmek zorunda olsam bile beyefendi, kimsenin karımı almasına izin veremem ben. Aslında kasabadaki herkes de beni destekleyecektir. Aslında şey, görüyorsun ya reis, kralın bayağı iri yarı askerleri var sanki. Asker! Kocaman da bir ordusu. Şimdi eşin bizimle gelmeyi reddedecek olursa eğer, istediğin gibi kralın hapishanesinde çürümeye başlayacaksın. Sizinle geleceğim ama kralınızın kabalığından hiç hoşlanmadım. Tehdit etmeye gerek yok. Sizi takip edeceğim. Çalı kılığına gireriz ve bizi kimse göremez. Gizlice İlva'yı alıp kaçabiliriz. İlva'yı başka bir aşçıyla takas etmeye ne dersiniz? Daha iyisiyle. Tamam. O halde oraya gideceğiz. Onlara gerçek Viking savaşçılarının kimler olduğunu göstereceğiz dostlarım. Annemi geri almak için krala hazinemizi versek olmaz mı? Bu da iyi fikir Viki. Ben de tam bunu söyleyecektim. Numaranın hiç gereği yok. 5 paramız kalmamış. Numaranın. Hiç fena sayılmam değil mi? Majesteleri çok kıskanılacak bir savaşçı doğrusu. Benim kocamı görseydiniz eğer, büyük bir Viking savaşçısının nasıl dövüştüğünü de öğrenmiş olurdunuz. Benim babam dünyanın en büyük hazinesine sahiptir. Ve bu sizi yenilmez yapmayı başarabilen bir zırhtır efendimiz. Vicky, hayır, babanın zırhından söz edemezsin tatlım. Öylesine incelikle dokunmuştur ki onu ancak en güçlü Viking savaşçısının o keskin mi keskin gözleri görebilir. Bizim köyümüzde onu bir tek babam görebiliyor. İşte o bu kadar büyük bir savaşçı. Büyük Viking savaşçıları için yenilmez bir zırh mı dedin sen? İşte o benim çok işime yarar. Bence de hazine sizin olmalı sevgili kralım. Ama karşılığında annemi geri almak isterim. Hazinen buna değerse eğer, sana anneni geri verebilirim. Yaşasın kralımız! Nasılsınız? Bu ne hoş bir karşılamaydı böyle. Bana söz edilen şu hazine nerede bakalım? Fox, sandık. Ama bu boş. Evet, elbette. Senin zırhı görmeni beklemiyoruz Fox. Sen büyük bir Viking savaşçısı değilsin ki. Şu ana kadar gördüğünüz zırhların en güzeli değil mi bu? Daha önce böyle bir parıldayan bir şey gördünüz mü? Üstelik çok da hafif. Sanki bir kuşun tüyünden yapılmış. Eminim güzelliği sizi de büyülemiştir. Tek bakışta takdir etmek zordur. Bunu çok iyi biliyorum ben. Evet. Siz de görebiliyor musunuz majesteleri? Büyük bir Viking savaşçısı olduğunuza göre muhakkak görüyorsunuzdur. Neye benzediğini bana anlatır mısınız? Sanırım zırhını göremiyor baba. Çok yanılmışsın. O büyük bir Viking savaşçısı değilmiş. Durun, bekleyin. Ben onu görebiliyorum. İşte orada. Gerçek bir sanat eseri bu.
bu muhteşem zırh öylesine, öylesine parlak ki ben, ben gözlerimi kamaştırıyor benim. Peki bir denemek ister misiniz? Oo, elbette. Baba, izin var mı? Peki. Ne kadar hafif bir zırhmış bu böyle. Üstelik gerçekten de çok dayanıklı. Ah majesteleriniz, siz artık yenilmez oldunuz. Çok üzüldüm efendim, yenilmez kralımız. Ama siz en değerli hazinemizi alacaksanız eğer, aşçınızı bize bırakın bari. Siz beni yenilmez yaptınız. Bu yüzden aşçı sizindir. Evet, İlva'nın yeteneğini ve Biki'nin zekasını kutlamak için şu nefis turtayı hep birlikte yemeye ne dersiniz dostlar? Ben yanılmışım İvi.